Herkese merhaba. Bugün 10 Haziran 2024. Balıkesir yanıyor. Abi çok fena terledik. Biraz dedim serinlik çöksün. Saat 5 gibi ama halen tık yok. Yeni bir kutu açılış, bir ürün inceleme videosu çekeceğim sizlerle beraber. İzliyorsanız teşekkürlerimi buradan şimdiden sunmuş olayım. Bir adet Amazon paketimiz var. Gene arka tarafı göstermiyorum. Zaten kutunun arka tarafı hemen hemen aynı. Fakat şu kulakçık işini Amazon çok güzel yapıyor. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir kutu, minik bir kutu. Güzel de bir sinek var başımızda. Abi işte bu Amazon yapan şey. Küçük bir şey koyduğu için kutuya sıkışsın diye onu da böyle bir şeyin içine saklayıvermiş. Evet. Aynen. Elmayı gördük burada. Buradan savcı Ceren Kaya'ya selam olsun. Çünkü kutuyu görünce hemen dedi yeni Apple'lar geliyor diye. Buradaki ne derler? Yapışkan çıkmış. Yapıştırınca yapıştı. Abi burada ne var? Güzel bir ürün var. Apple bu hadiseyi seviyor. Yani büyük kutularda iyi de küçük kutularda bence çok hoş değil. Fakat yine de şuradaki kulakçıktan abi ürünü açalım dedik ama beceremedik. Neyse o zaman şeye geçelim. Ne bu? USB-C2 dijital AV demiş. Multiport adaptör. Bu ne işimize yarayacak bizim? Abi kısmetse iPad ekranını bilgisayara, HDMI çıkışıyla bilgisayara becerebilirsek aktarma düşüncesindeyiz. Ders videolarını çekerken yardımcı olur diyerek. Bir adet normalde şey alacaktım. Ne diyorlar ona? Tablet. Grafik tablet. Fakat orada da fiyatlar çok enteresan. Ekranlı modeller var, ekransız modeller var. Kapak güzel bir şekilde açıldı. Burada yine yapışkan var. Onu tutup çekince açılıyor. Ekranlı modeller var, ekransız modeller var. Her ikisinde de abi evet güzel bir şekilde çıktı. Her ikisinde de çok farklı seçenekler var, çok farklı markalar var. Yeni piyasaya giren, son birkaç yıldır piyasada olan, piyasayı nispeten domine eden veya doyuran markalar var. Fakat orada tabii patron Wacom. Ama Wacom'un ürünleri de abi hayvan gibi pahalı. Yani ekranlı bir model alacak olursanız, sıfır alacak olursanız 11 inçleri yaklaşık 20.000-30.000 gibi bir şey. Şimdi bazı internette bazı YouTube kanallarında daha doğrusu bazı hocaları görünce nasıl görünce abi iPad'den yazıyorlar. Ya birader bu nasıl oluyor? Maalesef Türkçe bir kanal yok bunun nasıl olduğunu ifade eden. Biraz yabancı kanallardan şuradan buradan bakınca anladık ki abi bize lazım olan ürünlerden biri buymuş. Ne bu? İşte dijital adaptör demiş. Multiport. Güzel bir kutu var. Abi çok narin. Yani bu kutulama işini Apple beceriyor. Evet. Bazı kutularını sevmiyorum ben ama özellikle içinden adaptör çıkmayan kutularını ama bu kutulama işini abi adamlar başarıyor. Kendileri bu konuda hakikaten başarılı. Pazarlama noktasında zaten çok iyiler. Hadise bu. Yani çok enteresan bir şey yok. Üstünde bir kalıp yok. Daha doğrusu bir jelatin yok. Bunda da yok aynen. Yani son nelerden? Tabletlerden veya son iPhone'lardan da olur. Malum iPhone 15 serisiyle artık USB-C'ye geçtik. Dolayısıyla iPhone'un ekranını da yansıtabileceğiz. Buradan bir USB çıkışı vermiş. Kendisine teşekkür ederiz. Bir de Type-C çıkışı vermiş ama biz HDMI'yi kullanacağız. Öyle görünüyor. Şimdi ilk ürünümüz buydu. Ürünün içinden başka ne çıkıyor? Abi 3-5 tane kart çıkıyor ama bu çok da işimize yaramayacak bir regülatör falan yazmış. Aynen. Türkçesi var mı? Baba yine Türkçe yok herhalde. Ağzınızı kırayım sizin. O varmış. Türkiye Cumhuriyeti bilmem ne yönetmeliğe uygundur diyor. Apple falan filan. Hiçbir şey yazmamış. Burada ne var? Yine aynı şekilde regülatör. Burada ne var? Bu da garanti kağıdı. Küçük minnak bir garanti kağıdı. Yine Türkçe var mı diye bakıyorum. Evet var. Apple 2 yıllık sınırlı garantisine aksesuar. Yalnızca Apple markalı ve Beats markalı ürünler için diyor. O da güzel. Evet ürün bu. Ürün gayet minnak. Bunu aslında bir tane kanalda görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam Merkezi Teğet kanalında fakat ürünün veya bağlantı şeklinin nasıl olmadığını bilmediğimden çok anlamlandıramamıştım. Bunu görünce yabancı kanallarda nasıl bağlandığına dair birkaç bilgi vardı. Bunu görünce abi dedim ki demek ki hadise bu şekilde gerçekleşiyormuş. Aynen. O zaman bunu kaldıralım şimdi. Çünkü bu sadece bir kutu açılış ve inceleme videosuydu. Kutunun içinde ne var ne yok. ASMR dedikleri şimdiki tabirle. Kutunun şurası açılmıştı ama yapıştırınca abi güzel yapıştı. Artık sıcaktan mı açıldı bilmiyorum ama onu da bir başka Kutuya lüzum yok. Kutuyu saklarım ben. Yine de kutu saklama gibi bir adetim var. Ben bunların kutunun içine yerleştiriyorum bu hadiseleri. Ardından diğer ürünleri de açacağız. Kısmetse bugünle 10 Haziran eğer becerebilsem bugün iPad ekranını bilgisayara aktarmaya çalışacağım. Eğer onu halledersek oradan OBS'e aktaracağız. Sonra bir de video kameranın, daha doğrusu şimdilik webcam var bende ama onun da görüntüsünü aktarmayı başardık mı bugün Temmuz'un onu herhalde bir haftaya ders videolarını güzel bir şekilde çekmeye başlarız diye düşünüyorum. O zaman burada bırakıyorum. Beğenip paylaşıp abone olmak ellerinizden öper bileler. Buraya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ediyorum. Bir hayırlı olsununuzu alırım klasik tabirle ve burada ne diyoruz? Abi daha güzelleri sizlerin olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.